Efendim Borsa İstanbul hafta ortasına yeni güne düşüşle başlıyor. %0,31'lik değer kaybıyla yeni günde 10.658 puandan açılışı görüyoruz. Peki bankalar bugüne nasıl bir açılış yapıyorlar? Dönelim bankalara. Dün %2'nin üzerindeki satışları konuşmuştuk. Bugüne %0,25'lik eksiyle 14.517 puandan satıcılı bir seyirle başlıyor. Hem endekste hem de bankalarda açılışın satıcılı gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi yeniden info yatırıma döneceğiz. Ergün Tekgül'e gideceğiz. Özellikle düşüşlerin yine bugün devam ettiği bir tablo Ergün. Hem son sözlerinle devam edelim hem de bu düşüş böyle sürer mi acaba? Biz 110.650 ile başladı kabaca. İşte biraz önce telaffuz ettiğim bölgenin hemen 10.400-10.500 bölgesinin bir tık üstünde bir açılış. Burada tutunması teknik açıdan önemli diyoruz. Altında neyle çizdik kaçıranlar için? Burası önemli bir trend desteği. İşte 4-5 aydan beri özellikle Mart seçiminden sonra yükseliş trendinin desteği. Ortalamalarda bu bölgeden geçiyor. Burası ilk düzeltme için ilk durak bölgesi gibi düşünelim. Burayı böyle bir binanın kolonları gibi düşünelim. Nasıl binayı kolonlar ne kadar sağlamsa tutar. Burada önemli kolonlardan biri birinci kolon. Bu olmazsa işte bir sonraki kolona bakacağız. Orada biraz daha 100 günlük ortalamalar falan var. Ama dediğim gibi vadenin sonundayız. Buradan tepki gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ha, vadenin sonu demişken bugün tabii ekstra bu açılışı da belirttim. Bu açıdan önemli bir gün. Sadece hisse senedi yapan yatırımcılar için belki çok da önemli değil gibi dursa da aslında artık piyasa çok girift. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Borsa İstanbul'un iki tane önemli piyasası var. Biri hisse senedi piyasası, biri vadeli işlemler ve opsiyon piyasası. Kendi uzmanlığını yaptığım piyasa. Bu iki piyasa birbiriyle çok iç içe artık. Tıpkı yurt dışındaki borsalar gibi. Oralarda da türev piyasalar ve spot piyasalar çok iç içedir. İkisi de organize. O yüzden ikisi arasında yapılan çeşitli işlemler vardır. İşte gerek hedge işlemleri, hedge trading de diyebiliriz. Dinamik bir şekilde. Gerek arbitraj işlemleri diyebiliriz. O yüzden bu ikisi arasındaki fiyat farklılıkları açısından piyasanın dengelenmesi çok önemli. O yüzden bugün ekstra gün içi bazı hisse senetlerinde dalgalanmalar görebiliriz. Yatırımcıların buna dikkat etmesi gerekiyor. O yüzden hep söylüyoruz zaten finansal okuryazarlık çok daha üst seviyede. Sadece bir gün, iki gün gözüyle bakmamak gerekiyor. Ne hisse senedi yatırımına, ne bir fon yatırımına, ne de başka bir emtia yatırımına. Uzun vadeli bakmak gerekiyor. Bir günlük, iki günlük her zaman dalgalanmalar yaşanabiliyor ama orta uzun vadeli resim önemli. Bizim piyasamız biraz daha denge içerisinde zayıflıklarını gideriyor. Daha gelişmiş bir borsa olmaya doğru bence yol alıyor. 20 yıllık seyrini izleyen bir uzman olarak bunun altını çizmem gerekiyor. 5 sene 10 sene öncesinden çok daha derin bir piyasamız olduğunu, çok daha volatilitenin düştüğü bir piyasa olduğunu söylememiz gerekiyor. Biliyorum belki çoğu yatırımcı bu söylemim üzerine kızabilir bana ama gerçekten bundan 15 sene öncesindeki dalgalanmalardan çok uzağız. Çünkü burada artık piyasa çok daha derinleşti, spreadler daraldı. Bunun da en büyük nedenlerinden biri bizim Borsa İstanbul'un durup dururken olmadı çünkü bu. Hem hisse senedi bacağının hem de VIOP bacağının, bu çok önemli, dünya piyasalarında da böyledir, tekrar ediyorum, geliştiği ve derinleştiği için. Bu derinleşme sağlandıkça daha sağlam bir yapıya ulaşıyorsunuz. Bence zaten bizim finansal piyasalar ve borsa için gelişme dönemi yeni başlıyor ve önümüzde çok güzel yol alacağımız günler olacak. Bunun akabinde dönüp bakacak olursak dediğim gibi önemli bir desteğin üzerinde başlayan borsa, vade sonu, jeopolitik riskler var. Bu da çok hoşumuza gitmiyor. Kısmen belki fiyatlanabilir. Piyasalarımız biraz burayı çok alıştı aslında son 10 yıldan beri. Çevremizde çok olay yaşandığı için ilk başta eskiden çok daha sert reaksiyonlar veriliyordu gözde. Çok daha derin satışlar oluyordu. Sonra bir şey olmadı diye toparlanıyordu. Şimdi yatırımcılar ne yazık ki bu riskleri çok fazla yaşadığı için amiyane tabirle bir şey olmaz deyip yoluna devam etmeyi tercih ediyor ama burası tabii belirsiz. Ne zaman ne olacağını bilmeyiz. Allah korusun, evlerden ırak değilim. O yüzden jeopolitik risklerde
çok minik minik belki fiyatlara dahil olabilir. En azından yukarı giderken biraz el freni olabilir. Şu anda emtia piyasasında böyle çok baskın bir fiyatlama görmüyoruz bu risklerle ilgili olarak. Bunun dışında dediğim gibi bu Ağustos ayıyla birlikte artık şeyi fiyatlamaya başlayacağız. İşte bizim Merkez Bankamızın faiz indirim süreci ne zaman başlayacak, ne olacak, ne kadar indirecek? İşte 40 masadaki bir oran, işte 50 politika faiz olduğunu düşünürseniz, 40 masadaki kabaca bir ortalama oran, 45 masadaki diğer oran ne zamana kadar? Şeyin aralığın sonuna kadar. Ama bu piyasanın fısıldaması. Biz en iyi her zaman ekonomi kurmaylarından deniyoruz. Ekonomi kurmaylarımızın söylediğine bakmak gerekiyor. Şu anda masamızda yok. Biz enflasyonla mücadele etmeye devam ediyoruz. Enflasyon ne zaman istediğimiz seviyeye gelirse o zaman diye anlıyorum ben. Bu indirimler gelecek. Sağlıklı olan da bu mudur? Budur. Yani yurt dışını kopya yapıştır yapmamıza gerek yok. Avrupa indirdi, işte FED de indirecek. Hadi biz de başlayalım çığırtkanlığına gerek yok. Ekonomiyi, ekonomi kurmaylarını baskılamaya gerek yok. Evet, mikro anlamda şirketleri geziyoruz. En üst düzeyleriyle görüşüyoruz, konuşuyoruz. Her sektörden konuşuyoruz. Aldığımız hissiyat tabii ki bir durma demeyelim, tabii ki durmadan uzağız ama bir aktivitenin azalmasıyla ilgili serzenişler var. Ama ne yazık ki bu da zaten olması gereken bir şeydi. O yüzden Merkez Bankamız faizleri bu noktaya getirdi. O yüzden bu faizler bu noktaya geldi ki ekonomi, o sıcak ekonomi şöyle bir durulsun, biraz dinlensin, biraz soğusun ki talep bir ölçüde kesilsin. Talebin kesilmesiyle birlikte enflasyonda aşağıya doğru gelsin. Tıpkı yurt dışında olduğu gibi doğru yolu izlediler. Ama bundan sonraki evet, atılacak adım çok daha önemli olacak. Zamanlama çok önemli. Ne kadar puan bir şey geleceği çok önemli ama evet, dediğim gibi şu anda bundan uzağız ama borsa genelde önceden fiyatlamayı istemez. Kafası karışık. Tekrar söylüyorum, önemli destek bölgelerinin, trend desteğinin hemen üzerindeyiz gözle. Bugün yarın dikkat diyoruz. Bu anlamda gözle. Ergün, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Info Yatırım ailesine de. Efendim Ergün Tekgül bizlerleydi. Yorumlar aldık. Şimdi gelen son verileri paylaşalım. Türkiye İstatistik Kurumu cephesinde dış ticaret dengesine ilişkin rakamları bugün aldık efendim. Ve oradaki rakamlara bakıldığında dış ticaret açığının Ocak-Haziran döneminde %30.5 azaldığı görülüyor. Hemen detayları paylaşalım. Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %8.3, ithalat %4.4 azaldı.